Ben veteriner hekim Belinda Özakarsu. Yaklaşık 3 senedir veteriner hekimlik yapmaktayım. Ve gördüğünüz kadarıyla son zamanlarda özellikle evlerde kanatlı kuş ya da diğer egzotik hayvanların bakımı çok artmış durumda. Özellikle de kuşlardan muhabbet kuşları, papağanlar ya da özellikle geniş alanlarda güvercin beslenmelerini oldukça artmış durumda. Bakımları çok zor hayvanlar değiller. Özellikle kafes bakımında oldukları için çok fazla zorluk çıkartmıyorlar. Kafesleri her boy kuşlara göre değişmekte. Muhabbet kuşları için ya da papağanlar için her zaman rahat ve geniş hareket edebilecekleri yerler olmak durumunda. Sulukları, yemlikleri gibi bazı özel kafeste tutulması gereken elemanları var. Suluklar gene kuşların ırkına göre muhabbet ya da papağan olarak değişiyor. Muhabbetler genellikle daha kapalı ve uzun suluklar halini tercih ederlerken papağanlar daha genişleri tercih eder. Güvercinler tamamen zaten açık alanda oldukları için büyük suluklardan toplu halde içmeyi tercih ediyorlar. Beslenmeleri çok zorlu değil. Özellikle artık son zamanlarda özel hazır yemekler mevcut. Gene de her zaman için sebze ya da meyve türü etkenlerden yararlanmak daha doğru. Çünkü doğal hayatlarında bunları hep meyve ya da meyve özleri ya da o tipte bitkilerden alıyorlar. Dolayısıyla mutlaka kendi yemekleri haricinde meyvelerden elma gibi ya da havuç gibi salata türlerinden vermek onların vitamin ihtiyaçlarını karşılıyor. Çok ihtiyaç olmadığı sürece normal suni olan vitaminlerden suluklarına katmak çok gerekmiyor. Çünkü vitamin olarak bu sebze ve meyvelerden almış oluyorlar. Özellikle bu kafes bakımında kafes dezenfeksiyonu çok önemli. En azından haftada bir kez tamamen kafesi boşaltıp özellikle her bir kafes kenarlarını, tel kenarlarını temizlemek şartıyla belki birkaç saat dezenfeksiyon ilaçlarıyla onu bırakmak kuşun sağlığı açısından çok önemli. Tünekte özellikle ayak mantarları çok fazla oluşabiliyor. Dolayısıyla tünekleri, kuşların bu yemek kapları eğer konmuşsa bu oyuncaklar ya da o tipte olan gıdaları tamamen temizlemek gerekiyor. Bu şekilde çünkü mantar da dahil olmak üzere onlara ait uyuz gibi etkenleri falan alabiliyorlar. Onun dışında suları özellikle mutlaka yaz mevsiminde havalarda sıcak olduğu dönemde günde 2 defa değişmeli. Çünkü sürekli taze su ihtiyacı duyarlar ve onlarda ateş yaklaşık 40-41,5 civarındadır. Ve suyla tamamen bu ısıyı düşürmek zorunda kaldıklarından dolayı su 2 defa değişmeli. Gıda ise her gün değişmek şartıyla günlük olarak temizlenip yenisi konmak durumunda olmalı. Zaten özel yemler kullanılacağı için her gün bu kutusundan artık ne kullanılıyorsa onlardan vermek çok daha sağlıklı olacaktır. Özellikle evde beslenenler kanaryalar olabiliyor, muhabbet kuşları olabiliyor, papağanlar demiştik. Her birinin beslenmesi zaten farklı. Bir de son zamanlarda gene mutlaka dışarıda göreceğimiz bu boyanan civciv ya da kuşlar mevcut. Bunlar ne etik olarak ne de hijyen bakımından hiç sağlıklı değil. Çünkü tamamen ya doğum sonrasında yumurtadan çıktıktan sonra sprey boyalarla bazı kullanılmaması gereken boyalarla bunlar boyanıyorlar. Ya da daha yumurta zamanında yumurtadan çıkmadan onları oluşturan bu yumurtanın sarı bölümünü enjekte edilerek doğumda boyalı olarak doğuyorlar. Ama bunlar kesinlikle sağlıklı değil ve bir süre sonra zaten deriye işlendiği için onların aleyhine işliyor ve bunlardan dolayı ölümler bile çok fazla olmakta. Kafes kuşlarında dediğimiz gibi beslenme önemli. Özellikle beslenme için tabii ki yemler gerekiyor. Bu yemleri temin edeceğimiz yerler kesinlikle kuştan anlayan ya da tamamen danışarak verilmesi gereken yemler olmalı. Gene her biri için, muhabbet kuşu için, kanarya için, papağanlar için hepsininki farklı farklıdır. Özellikle bu muhabbetlerde ya da Hint kargaları dediğimiz Mayra ırkından olanlarda özel tamamen hazırlanmış yemekler mevcuttur, yemler mevcuttur. Ama papağanların asıl yemleri tamamen çekirdektir. Burada kesinlikle tuzsuz ve kavrulmamış olmak zorundadır. Ve bunları zaten aldığımız zaman, temin ettiğimiz zaman mutlaka bir hekime danışmakta fayda var. Çünkü hep kulaktan dolma bazı bilgiler alsak da ek bilgilere mutlaka ihtiyaç
duyarız. Kuş almak istediğimiz zaman tropik herhangi bir şekilde muhabbet olabilir. Yine dediğimiz gibi papağan olabilir. Bazı dikkat etmemiz gereken hususlar var. Bunların başında direkt dış bakı zaten. Dış bakıda da tüy yapısı çok önemlidir. Çünkü her bir kuş kendi temizliğini aslında kendi yapar. Ne kadar biz onu yıkayacak suluklar koysak da ya da banyolar koysak da. Dolayısıyla en başta kanat sağlığı ve tüy sağlığı çok önemli. Kesinlikle her bir tüyün ya da üstündeki her bir teleğin tamamen düzgün olması gerekiyor. Dışkıyla bulaşık olmaması gerekiyor. Özellikle arka kuyruk tarafında. Çünkü bu tipte şeyler onlarda çok fazla rastlanan ishalleri ya da gıda bozukluklarını gösteriyor. Mutlaka gagasının düzgün bir yapıda olması lazım. Tırnaklarının gene aynı şekilde. Herhangi çatlama, kabarma ya da pul pul olan gagalarda mutlaka bir hastalık mevcuttur. Dolayısıyla nasıl temin edersek edelim, size en yakın ya da en doğru veterinere gitmeniz, veteriner hekimi ona göstermeniz sizin ve eğer evde mevcut çocuğumuz falan da varsa bağlanma açısından her zaman çok daha iyi. Çünkü sonuçta onlar evin bir ferdi oluyor ve tamamen ailemizin bir ferdi gibi onlara bağlanmak durumunda kalıyoruz. Ve yaşanan kötü olaylar hepimizi, onları da dahil olmak üzere üzüyor. Dolayısıyla alırken mutlaka danışın. Dış bakısında dediğim gibi tüyler çok önemli, hareketlilik çok önemli. Bunun dışında eğer muhabbet kuşuysa mutlaka onunla diyalog kurmak zorundasınız. Papağanlarla diyalog kurmak zorundasınız. Sürekli ilgi isteyen hayvanlardır. Ve almadan önce mutlaka çok iyi düşünüp taşınmak gerekiyor. Duygusal olarak da bağlandıkları için onların baş hastalıklarından bir tanesi de strestir. Strese girdikleri zaman kendi tüylerini yolarlar, kendilerine zarar vermeye başlarlar. Bir süre sonra derilerinde yaralar açmaya başlarlar ve yeme içmeyi keserler. Hemen akabininde ishaller başlar. Özellikle hava keseleri çok fazla olduğu için onlarda rahat uçabilmeleri için bu keselerde iltihaplanmalar ya da problemler başlar. Gene bundan dolayı sinüzitlerde problemler çıkar ve hepsinin baş nedenlerinden bir tanesi kötü beslenme ya da stres gibi etkenlerdir. Dolayısıyla almadan önce çok çok iyi düşünmek gerekiyor ve aldıktan sonra da mutlaka danışarak beslemek gerekir. Ömürlerini göz önüne almak lazım. Çünkü muhabbet kuşlarının ömürleri papağanlara nazaran çok daha azdır. Yaklaşık 7 ya da 8 seneyle sınırlıdır muhabbet kuşlarının ömürleri. Papağanlarınki ise kargalar gibi bir asır sürebiliyor. Ama tabii ki belli bir zaman sonra onlarda da yaşlanmalar söz konusu. Hareketlerde yavaşlamalar başlıyor, tüylerde ağırmalar başlıyor. Gıda alımlarında ya da onları aldıktan sonra sindirmede problemler başlıyor. Ve aldığımız zaman mesela muhabbet kuşları, ismi de üstünde, iki almakta daima fayda var. Çünkü muhabbeti seven hayvanlardır ve tek yaşamaktan çok hoşlanmazlar. Alındığı zaman çift yaşanacak problemler nedir? Özellikle dişi ve erkekse beslenmeye de bağlı olarak. Çünkü vitaminli olan beslenme için yemler var. Kenevirli dediğimiz ki biraz azdırıcı ya da daha enerji verici yemler diye de geçerler. Bu tip yemler vardır. Sade olanlar vardır. Dişi ve erkek beraberken kenevirli ya da bu tipte kuvvetli vitamin olduğu zaman mutlaka dişide çiftleşmeden de yumurtlamalar başlayabilir ve bir süre sonra bu dönsüz yumurtlamalar peş peşe gelmeye başlar ve yumurtlamada problemler çıkartır. Bu da dişinin hayatına mal olabilir çünkü sonuçta belli bir kanala sahipler, belli bir kanal büyüklüğüne sahipler ve bu yumurtanın orada sıkışıp onun nefes darlığına varan hastalıklar, problemler çıkartabilir. Gene bu kenevirli ya da yüksek enerjili yemler bir süre sonra vücutta yağlanmalara neden olur ve lipom dediğimiz yağ kistleri oluşur. Ve eğer kuşunuzu kafesinden çıkartıp uçurmuyorsanız ya da sizinle sürekli diyalog içinde değilse, evde istediği gibi gezinmiyorsa bir süre sonra bu lipom dediğimiz kistler enerji tüketemediği için oluşmaya başlar. Ve onda sıkıntı yaratır. Çünkü dışarıya doğru büyüyebileceği gibi bu tip etkenler iç sistemi de sıkıştırıp iç organlarda baskılar yaratabilir. Dolayısıyla da problemler başlar.
bakabileceğiniz tipte, eğer uçurabilecekseniz, kuşunuz özgürce hareket edebilecekse istediğiniz tüm vitaminli yemlerden verebilirsiniz. Ama evde uçurmak istemiyorsanız, işte kolunuza, başınıza konmasından hoşlanmıyorsanız kesinlikle sade olan yemlerle beslemek durumundasınız. Çünkü hepsi zincirleme olan reaksiyonlar halindedir. Onun dışında gene papağanlar için de geçerli olmak üzere ya da kanaryalarla da geçerli olmak üzere bakabileceğiniz ya da besleyeceğiniz düzeye göre yemler almak durumundasınız. Dediğim gibi çekirdek papağanların baş yemidir ama eğer uçuyorsa, hareket ediyorsa, ki zaten konuşan da hayvanlardır, bununla da çok ciddi enerji kaydederler. Mutlaka protein vermekte fayda vardır. Normal bizlerin yediği gibi et verebilirsiniz, kıyma verebilirsiniz, herhangi bir et çeşidinden verebilirsiniz. Bunlar sonuçta ona hem enerji hem de takviye olarak geri dönecektir. Beslenme bu tipte hayvanlar için de çok önemlidir. Çünkü tropik oldukları için sadece çekirdek onlara yeterli gelmez ve istedikleri tüm vitamini de alamamış olurlar. Ömürlerinin de uzunluğunu eğer göz önüne alırsak, başlangıçtaki en azından ilk 10 sene, 15 senedeki beslenme belki onun bütün bir hayatının çok daha rahat ya da uzun geçmesini sağlayacaktır. Evde beslediğimiz kafes kuşlarının haricinde bir de hepimizin sokaklardan da tanıdığı güvercinler mevcut. Güvercinler çok öyle kafeste yaşayabilen hayvanlar değil. Daha çok onlara dış ortamda yaratabileceğimiz kümes tipinde, çok büyük olmamakta şartıyla, kümes tipi yerlerde yaşayabilen hayvanlardır. Özellikle onlarda da yabanil dediğimiz, bizim normal dışarıda gördüklerimiz ya da daha evcil olan, beyaz, işte paçalı, takla atabilenler ya da çok daha farklı renklerde olan güvercinler mevcut. Bu diğer kuşlarımızdan biraz farklılar. Çünkü sürü halinde yaşadıkları için hastalıkları da maalesef birazcık daha farklı olmakta. Ve özellikle beslenmeleri de birazcık daha farklı. Çok daha granül halinde küçük yemlerle besleniyorlar. Bu normal buğday şeklinde olabiliyor, arpalar olabiliyor. Ya da kırık pirinçler şeklinde bazı özel yemler verilmek zorunda kalabiliyor. Sulukları çok daha farklıdır ve özellikle hastalıkları konusunda maalesef çok daha güvercinle uğraşan ya da güvercinler konusundaki bu hastalıkları bilen kişilere danışmak gerekiyor. Çünkü sürüdeki bir tek hasta olan güvercin belki bütün bir sürünün hastalanmasına ya da hayati olarak ölümüne neden olabilecek problemlere sahipler. Ve bu tipte kuşları beslerken, özellikle eğer ormana yakın yerdeysek ya da ağaçlık olarak zengin bir bölgedeysek, bu kuş kapan diye de dediğimiz kartal, atmaca ya da özellikle geceleri avlanmayı seven baykuşlar yönünden çok dikkat etmemiz gerekir. Çünkü canlı yemleri seven hayvanlardır. Özellikle de yapı olarak bağırsakları problemli olduğundan dolayı canlı ve özellikle daha yeni öldürülen kuşlarla beslenmeyi severler. Bakım zamanında da, eğer bakım yapabileceğimiz yerde de kümesimiz olarak bu tip bir yerleşime de dikkat edersek, en azından sürümüzün sağlığı için, hastalık olmasa da dış etkenden gelebilecek bu tipte kuşlardan, kartal, atmaca ya da baykuş ırklarından birazcık daha uzak durmuş oluruz. Onlardan birazcık daha korumuş oluruz. Kuşlar da özellikle çiftleşmeden sonra doğum tamamen yumurtlama şeklinde oluyor ve her birinin kuluçka süreleri çok farklı. Ve bu tip durumlarda genelde muhabbet kuşları, ki en çok rastlanan odur, kafeslerde mutlaka kendine özgü daha karanlık ya da rahat bir yerde yumurtlamayı tercih ederler. Ve tamamen anne yumurtaların üstüne oturma şekliyle kuluçkaya girer. Belli bir süre sonra yavrular çıktığı zaman tamamen gene annenin beslenmesiyle belli bir büyüklüğe varabilirler. Bu dönemde de anneyi besleme gene önemlidir. Çünkü yavrulara yediğinin neredeyse yarısından fazlasını vermek durumunda kalır. Bu doğal hayatta aslında papağanlarda birazcık daha farklıdır. Dişi yumurtladıktan sonra kuluçkaya oturur. Ama özellikle bu diğer kuşlara nazaran, muhabbet gibi, kanarya gibi, bu tip kuşlar çok çiftlidir. Yani birçok eşle aynı zamanda çiftleşip yumurta verebilir. Fakat papağanlar, özellikle Afrika gri papağanları diye geçen
Jack oyukları aslında tek eşli doğal hayatlarında. Dolayısıyla yumurtladıktan sonra dişi kuluçkaya oturuyor ama yavru çıktıktan sonra beslenme takribi olarak 2 ya da 3 sene kadar babanın sorumluluğu altında. Fakat maalesef daha 1 yaşlarına varmadan bulundukları ortamdan alınıp çok daha farklı yerlere verildiği için doğal hayatta gidemiyorlar. Dolayısıyla da bizlerin beslenmesi, bizlerin onları besleyebilme dönemi göz önüne geliyor. Bu şekilde aslında doğal hayatları da bozulmuş olmuyor belki ama istedikleri gibi büyümeye vakitleri kalmıyor. Bu özellikle kafeste beslediğimiz muhabbet ya da papağanları evlere başta sokmamızın nedeni aslında bizlerle konuşabiliyor olmaları. Ama bunu da hemen alır almaz konuşmaları mümkün değil. Kesinlikle günün belirli saatlerini bütün aile bireyleri olarak mutlaka onlarla ilgilenmek suretiyle geçirmek durumundayız. Ve mutlaka onlara bir şeyler öğretirken hep tek düze ses tonunda ve mutlaka çok sakin bir ortamda yapmak gerekiyor. Çok sesli bir evse, patırdı gürültü çok fazlaysa yapılacak en iyi şey aslında ona müzik dinletmek. Ve bu da kesinlikle hep tek düzeyde ya da tek bir yükseklikte olan ses grubuyla olmalı. Yüksek ya da inişli çıkışlı seslerden asla hoşlanmazlar. Çünkü kendilerini bir sese doğru adapte ederler. Bir kişiye doğru adapte ederler. Bir görüntüye adapte ederler. Bunun dışında olan etkenleri kesinlikle kabul etmek istemeyip tamamen strese girerler. Dolayısıyla onlara bir şey öğretmek istediğimiz zaman her şeyden önce çok sabırlı olmak zorundayız. Ve onlarla ciddi anlamda ilgilenmek durumundayız. Bu konuşarak olabilir, bazı şekillerde ona bazı ödüller vererek, işte sevdiği yiyecekler gibi ya da onu elinize alıp uçurmak gibi ya da elinizde sevmek gibi etkenlere gidebilirsiniz. Konuşması için ya da sizinle diyalog kurması için her şeyden önemlisi ona gerçek anlamda sevginizi vermek ve göstermek zorundasınız. Aksi takdirde onu alıp yemeğini suyunu koyup hani sen orada yaşa asla diyemezsiniz. O onu zaten kabul edemez. Mutlaka eğer evinize girdiyse onunla belli bir sıcak ilişki arasına girmek zorundasınız. Konuşma konusunda da gerçekten iyi ve anlamlı konuşabilen ırklardır. Muhabbet kuşları ve papağanlar. Papağanlarda da özellikle gene Afrika gri papağanı diye geçen jakolar ya da makao diye geçen bu büyük renkli olan papağanlar özellikle baştadır. Bunlar da dediğim gibi tanımayı ve kesinlikle yeri geldiği gibi konuşmayı çok iyi bilirler. Başta ses çok mekanik çıkabilir, anlaşılmamalar olabilir ama bir süre sonra sizin öğrettiğiniz, sizin ses tonunuzla ya da kimden ne öğreniyorsa tamamen ona uygun ses tonuyla konuşmaya başlayacaktır. Evde kuşlarla beraber bir de eğer beslemek istenirse kedi ya da köpek dahi beslenebilir. Çünkü bunlara da adapte olabilirler. Hatta yaşattığınız ya da baktığınız hayvanları ayırt bile edebilirler. Bu kedi de olabilir, köpek de olabilir. Daha başka balığınız, kaplumbağanız da olabilir. Bunları olabildiği kadar tanırlar. Hatta benim kendi beslediğim papağanım var. Yaklaşık 15 senedir bizimle. Ve gene baktığım 15'e yakın kedi var. Ve her bir kediyi çok iyi tanıyabiliyor. Onların haricinde bir kedi geldiği zaman kendini koruma ve beni bana belli etmek nedeniyle kedi geldi Yaşar ne o pıst de diyor. Ve dolayısıyla ya kedi ürküyor kaçıyor ya da tamamen biz geldiğimiz için olaya müdahale zamanında yapabiliyoruz. Dolayısıyla aradaki eğer irtibatı rahat kurabilirseniz yeri ve zamanında size istediğiniz her türlü bilgiyi de sevgiyi de çok rahat verebiliyorlar. Kuşlarımızda karşılaşabileceğimiz basit ama belki onların cidden problem çıkartabilecekleri bazı hastalıkları var. Bunların başında ishal geliyor. Bu ishalin de birçok nedeni mevcut. En başta tabii ki besleme, temiz besleme ya da temiz sular kullanma. Kesinlikle musluk suları doğru değil. İçme sularından vermek zorundayız. Onun dışında eğer gıda değişiklikleri yapıldıysa ya da bozuk gıdalar verildiyse ishal olabileceği gibi vücutta eğer belli bir enfeksiyon varsa da ishal mevcut olabiliyor. Eğer enfeksiyona bağlı bir ishal yaşıyorsak mutlaka bir iki gün içinde iştahsızlık da başlar. Ve bu tip durumlar kuşların yapısını da göz önüne alırsak
çok hızlı ve çabuk şekilde kilo kaybetmelerine neden olur. Ve bu durumda da halsizlik fazla oluşacağı için mutlaka bu tip durumlarda hemen bir hekime başvurmanız daima tercihtir. Çünkü iğne ya da bazı özel ilaçlarla tedavi başlatılmak zorunda kalınır. Ama sadece ishalse eğer, iştahsızlık mevcut değilse bazı vitaminlerle ya da suyuna koyabileceğiniz ilaçlarla, ki bunu gene hekime başvurmak zorundasınız, atlatmak çok daha rahattır. Ama ishal artı iştahsızlık mevcutsa mutlaka vakit kaybetmeden kuşunuzu da alıp bir hekime gitmek en doğrusu. Onun dışında ev kazaları, onlarda da kafes kazaları şeklinde mevcut ve bu tip durumlarda yaralanmalar yaşayabiliyorlar. Bu yaralanmalar bazen kırık olabiliyor kanatta ya da bacakta veyahut da tamamen hani sıyrık ya da derin yaralar şeklinde oluşabiliyor. Bu muhabbet kuşlarında da, papağanlarda da ya da diğer kanatlı hayvanlarda da hep aynı şekilde gider. Kırıkları zor iyileşmez aslında. Bazı özel yöntemlerle çabuk iyileşebilir. Bazen gerekirse kanatlara ya da bacaklara pin dediğimiz özel kemik içine monte edilebilen materyallerden konur. Ya da eğer düzgün bir kırıksa tamamen düzgün bandajlama yöntemiyle kırıkları tedavi etmek mümkün. Yaralarsa zaten çok daha basitler. Yaranın derinliğine göre onlarda da gene dikiş uygulamaları yapılabiliyor ya da bazı özel pomatlamalarla yaranın iyileşmeleri mevcut olabiliyor. Onun dışında özellikle tüy dökmesi mevsim dönümlerinde çok fazla rastlanan sıkıntılardan biri. Gene bu tüy dökmenin de bazı nedenleri olabiliyor. Havayla bağlı olabildiği gibi stres ya da onlarda da mevcut bitlenmelerden dolayı meydana gelebiliyor. Eğer bitlenme ise bunun tedavisi çok çok daha kolay tabii ki. Bazı özel solüsyonlar vardır kuşlara uygulanabilen, sprey şeklinde ya da toz halinde. Gene bunları mutlaka hekime danışmakta fayda var. Çünkü sonuçta zirai ilaçlar olduğu için zehirlenme nedenleri oluşabilir. Dolayısıyla ya hekim kontrolünde ya da tamamen onlara danışarak uygulamak en doğrusu. Eğer strese bağlı olarak yaşanmış bir tüy dökümü ise zaten mutlaka halsizlikle beraber kendini gösterecektir. Dolayısıyla mutlaka ortamını toparlamakta, daha sakin bir bölgeye almakta fayda vardır. Gene ona yönelik bazı ilaçlar kullanılma yapabilir. Ya da tamamen mevsime bağlı tüy döküntüleri vardır ki bunlar da küçük küçük beyaz tüyler şeklinde kendini gösterir. Bunlarda özel yapılması gereken hiçbir şey yoktur. Bu tip durumlarda kaşınma çok fazla oluşur. Beyaz tozlar halinde tüylerinden atımlar mevcut olur. Bu tip durumlar çok problemli değildir. Hastalıkları ya da beslenmeleri ya da onlara ait birçok etkenlere rağmen mutlaka evlerde bir şekilde bir kafes kuşu da olsa, herhangi bir hayvan da olsa mutlaka beslemenin bizler açısından da, eğer evde çocuğumuz varsa onlar açısından da yararı çok fazladır. Hem sevginin nasıl bir paylaşma şekli olduğunu öğrenme konusunda hem de sorumluluk alma konusunda aslında insanın kendini geliştirmesi açısından oldukça doğru bir yaklaşım olur. Dolayısıyla mutlaka evinizde herhangi bir evcil hayvan beslemeyi kesinlikle tavsiye ederim. Kuşlarımızda özellikle bakımında dikkat etmemiz gereken etkenlerden biri de tırnak ve gaga bakımı. Tırnakları ve gagaları durumlarına göre kafeste yaşadıkları için kontrolsüz olarak uzamaya başlayabilir. Kesmek çok doğru değildir. Çünkü kestiğiniz zaman çok daha kuvvetli uzamaya başlarlar. Bu tipte bir kontrolsüz uzama gördüğünüz anda en doğrusu aslında törpüleme yöntemidir. Çünkü törpüyle tamamen kuvvet kazandırmadan o bölgeyi tıraşlamış olursunuz. Dolayısıyla en doğrusu aslında bir hekiminize başvurmak ve onun bu tip etkenleri yapması, ama kesinlikle özellikle kanat kesimi, gaga ve tırnak kesimi yaptırmamaya dikkat edin. Evlerde artık kedi, köpek ya da kuş, balık haricinde bu özellikle son zamanlarda egzotik hayvanlardan tavşan fazla beslenmeye başlandı. Bunlardan kaplumbağalar mevcut. Hamsterlar var, Gine domuzu diye geçen Gine pigler, kobaylar ya da sıçanlar mevcut.
Onun dışında bir de yeni yeni bazen evde piton ya da boa yılanı ırkları da beslenebiliyor. Bir de maymunlar mevcut. Bunların her birinin beslenmeleri ve bakımları farklı farklı. Özellikle kaplumbağalar ki kara kaplumbağası ya da su kaplumbağası olarak iki farklı tipte bulunuyor. Su kaplumbağaları özellikle kesinlikle cam bir fanus ya da akvaryumda beslenmek zorunda. Plastik ya da o tipte oyuncakları olan, taşları olan akvaryumlarda enfeksiyon kapma ihtimalleri çok yüksektir. Güneş ışıkları bakımının ilk başta gelen sırasındadır. Çünkü güneş ışığıyla beraber hem kabuk sağlığı hem genel bünyenin ihtiyacı olan tüm etkenleri güneşten sağlar. Özellikle bu iguanalar için de geçerlidir. Eğer güneş sağlayamıyorsanız mutlaka bakım ve bu akvaryum yapısına ultraviyole ışıklarına sahip olan floresanlar konmak zorundadır. Bu bir şekilde güneş ışığının yerini tutmaya çalışıyor. Ne kadar tutamasa da. D vitaminine, özellikle D vitamini 3 dediğimiz vitamine çok ihtiyaçları vardır. Ve bunu güneşten alamazlarsa bu ultraviyolelerden almak zorundalar. Akvaryumlarına koyacağımız ilk etken mutlaka bu olmalı. Ne tip hayvan beslersek besleyelim, başlangıçta zaten çok iyi karar vermemiz gerekiyor. Büyüdükten sonra ya da tamamen bizimle yaşayacaklarsa nasıl bir ortamda yaşayacakları ya da ileride onlarla ne yapacağımız. Özellikle aldığımız zaman herhangi bakacağımız evcil hayvanımızı mutlaka ileride düşünmek zorundayız. Bu besleyeceğimiz ortamından tutun, birkaç sene sonra onunla ne yapacağımıza kadar. Özellikle gene son zamanlarda piton yılanı evlerde beslenmeye başlandı. Ama oldukça büyüyebilen ve iri boyutlara gelebilen yılan türleri bunlar. Keza boa yılanı da aynı şekilde. Ve büyüdüğü zaman evlere sığmaz hale geliyorlar ve bu sefer de verebilecek hayvanat bahçeleri aranıyor. Ya da evde kontrol dışına çıkmaya başlıyorlar. Dolayısıyla evimize yönelik seçeceğimiz pet hayvanımızı mutlaka çok iyi düşünerek temin etmemiz gerekiyor ya da ona bağlanmamız gerekiyor. Sonunda olacaklar hem onun ortamı için hem evimizin durumu için çok iyi kararlaştırmak lazım. Yine kaplumbağalar için eğer beslenmeye gidersek kara ya da su olarak iki farklı tipteydiler. Bunlar da aynı şekilde büyüyebilen hayvanlar ve ömürleri oldukça uzun. Büyüdükten sonra da herhangi bir şekilde su kaplumbağasını denize bırakamıyorsunuz. Mutlaka bir gölette yaşamak durumunda. Gene aynı şekilde büyüdükleri zaman bir hayvanat bahçesine başvurmak zorunda kalınıyor ve bu şekilde de sürüp gidiyor. Dolayısıyla alacağımız hayvanın boyutunu ve evimizi çok iyi kontrol edip almamız lazım. Tavşanlara ya da diğer geri kalan kafeste bakabileceğimiz ırklardan girdikler ya da sıçanlar mevcut demiştik. Bunların kafesleri de mutlaka boylarının üstünde çok rahat hareket edebilecek düzeyde olmalı. Altlarına mutlaka talaşlar konmalı çünkü kendilerini kazıp içine girmeyi severler, saklanmayı severler. Bu tip talaşlardan temin etmemiz lazım. Onlara özel hazırlanmış palet yemler var. Dolayısıyla beslenme konusunda da çok problem yaşanmaz. Ama mutlaka onlara uygun, özellikle tavşan için mesela maydanoz gibi, havuç gibi, lahana gibi ya da son zamanlarda oldukça sık rastlanan brokoli gibi bazı sebzeler vermek sağlıkları açısından çok faydalı. Çünkü onların yoğun olarak kaplumbağa ya da iguanaların D vitaminine ihtiyaç olduğu gibi böyle tavşan, ginepik ya da bu fare, kobay, hamster tipleri C vitaminine çok ihtiyaç duyarlar. Onların hareketliliği ya da sağlıkları için C vitamini gerekli. Bunu ya doğal olmayan damla ilaçlar halinde ya da en doğrusu natürel C vitamini şeklinde sebzelerden vermek en sağlıklısı. Onun dışında kafeslerinin temizliği gene mutlaka haftada bir tüm talaşın ya da içeriğinin değiştirilip dezenfekte edilmiş şeklinde olmalı. Kafes temizliği onlarda da çok önemli. Çünkü gene ishal gibi ya da
tavşanlarda kulak uyuzu diye geçen bazı cilt problemleri vardır. Bunların hepsini kafes ortamından alabilirler. Ve aynı şekilde bu yaşadıkları uyuzları bizlere de geçirebilirler. Bizlerin sağlığı, insan sağlığı da onlarla paralel olarak gitmeye başlar. Dolayısıyla aldığımız zaman ne boyutta olursa olsun hiç fark etmez. Mutlaka cilt sağlığı için ya da gerekli bakımlar için hekime gitmekte fayda vardır. Ayrıca tavşanlar ya da yine domuzlarını eğer kafes haricinde bahçede de beslemek durumunda kalırsanız mutlaka diğerlerinde olmayan, diğer egzotik hayvanlarda olmayan aşılama programları mevcuttur. Çünkü dış ortamdan rahatlıkla kuduz alabilirler ki kuduz zaten başlı başına hep sakınmamız gereken bir virüs halinde tanınmakta. Dolayısıyla eğer bahçe ortamında yaşayacaklarsa senede bir kere olmak şartıyla mutlaka bu kuduz aşısını da olmak zorundalar. Aynı zamanda dış ortamdan parazit alabilen ırklardır bunlar. Tavşanlar, yine domuzları ya da sıçanlar. Mutlaka bu paraziter kontroller de yapılmalı. Bunlar bizlerin insan sağlığı için de ihtiyacı olan şeylerdir. Onun dışında beslenme dediğim gibi çok problemli değildir. Onlara hazırlanmış palet yemler artı sebzeler onlar için yeterli. Onun dışında iguana ya da kaplumbağalar gibi onlarda da etçil ya da otçul diye iki farklı tip vardır. Bunlarda da ihtiyacı olan tipe göre gene hekime danışmakta fayda var. Ona göre et ya da sebze ağırlıklı beslenme mevcut olur. Bir de piton ya da boa yılanı evde besleniyor. Bunlar da tamamen taze etle maalesef besleniyorlar. Onlara göre haftalık ya da belli günler aralıklarla beslenmeler mevcut. Çok aşı ya da bakımları problemli olan hayvanlar değillerdir. Sadece saldırganlıkları ve büyümeyle ilgili problemleri mevcut. Maymunlar da evde beslenen ırklardan artık. Maymunlarda da özellikle bu cep maymunu diye geçen küçük ırklar ya da şempanze veya örümcek maymun diye tipleri mevcut. Şempanzeler zaten 7 ya da 8 yaşına gelmeden erişkin duruma gelmiyor. Dolayısıyla da beslenmesi ya da bakımı oldukça özen gösteren hayvanlar arasındadır maymunlar. Ve özellikle alındığı zaman insan sağlığında göz önüne alırsak dikkat edilmesi gereken birkaç tane test vardır. Bunlar kan tahlilleri şeklindedir. Ve mutlaka hepatit, AIDS ve tüberküloz yönündendir. Tüberküloz için mutlaka salya testi gerekir. Ama diğer hepatit ve AIDS için kan örneği lazımdır. Bunlar bizlerin sağlığı için de ya da onun sağlığı için gerekli olan şartlardandır. Beslenmesi çok zorlu değildir. Çünkü bu maymun ırkları kolada dahil olmak üzere birçok gıdayı çok rahat tüketebilen hayvanlardır. Zaten başlıca yemekleri hepimizin bildiği gibi muzdur. Bunun haricinde birçok meyve ve sebzeyi rahat tüketirler. Her türlü yemeği severler. Beslenmekte çok zorluk yoktur ama onlarla yaşamak biraz problemlidir. Oldukça hareketli ve karıştırmayı seven hayvanlardır. Ve gene tüm evde yaşayabilecek ya da tüm eve alabileceğimiz hayvanlar gibi ilerisini hep çok iyi düşünerek hareket etmemiz gereken ırklar. Çünkü ne olursa olsun dışarıdan, yoldan ya da pazardan bir civciv almak çok basit ya da çok kolaydır ama bu yaklaşık belki 2 belki 3 hafta sonra bu erişkin bir tavuk ya da horoz haline gelebilir ya da bir ördek yavrusu büyüyüp her yeri karıştıran ya da çok ses çıkartabilen bir hayvan haline gelebilir. Bundan sonrasını düşünmek en önemli olandır. Çünkü onu bir kenara atıp ya da bir yere bırakamazsınız. Onunla yaşamak zorundasınızdır. Dolayısıyla bu tip şeylere baştan çok iyi planlayıp karar vermek, ondan sonra onları bakmak ya da temin etmek gereklidir. Ne tipte hayvan beslerseniz besleyin, büyük ya da küçük, kafeste ya da serbest hiç fark etmez. Hiçbir zaman hayvanlarınızı sevmekten vazgeçmeyin. Sizin sahip olmadıklarınız bile olsa, sokakta yanınızdan geçenler bile olsa onlarla sevgiyi paylaşmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Her zaman onlarla dolu, mutlu bir dünya olması dileğiyle.